Selam. Videoya aslında dün başladım ama bugünün şu anki görüntüsüyle siz buna başlayacaksınız. Bunun sebebi benim dün videoyu çok kopuk başlamış olmam. Bizim yıl dönümümüz olduğu için Tunç bu akşam beni yemeğe çıkaracak. Güzel bir yer seçmiş anladığım kadarıyla. Daha önce hani o da gitmemiş ama yani ben hiç gitmedim. Eğer mekanı falan çok beğenirsek de zaten akşam eve geldiğimde size bunun önerisini yaparım. Çankaya tarafına gideceğiz muhtemelen. Atakule'nin orada demişti yanlış hatırlamıyorsam. Yaklaşık biz 3 yıldır birlikteyiz. Yani bunun bir 6-7 ayı hani böyle flört dediğimiz bir dönem olur ya öyle geçmişti. Ama biz bu 3 yılda birlikte sayıyoruz yani tanışma vesaire kısmında. Dün ben Zeynep'e gitmiştim saçımı yapması için. Çünkü benim düzleştiricim Bartın'da kaldı. Benim düzleştiricim Bartın'da olduğu için de ben saçlarımı düzleştiremiyorum. Ya kuaföre gitmem gerekiyor, işte ya ablam geldiğinde düzleştirebiliyorum. Ya da işte yengemden alıyorum falan, o şekilde yapıyorum. Neyse. Dün işte Zeynep'e saçımı yapması için gittim. Annemle birkaç kıyafet seçtik. Yani zaten özel bir gün olduğu için hani güzel de bir yere gideceğimiz için özenmek istedik. Muhtemelen Tunç da hani şu anda ütü falan yaptığını söylüyor. Yani ilk nasıl desem böyle şey bir restorana gittiğimiz bir yıl dönümü kutlaması olacak. Normalde ben öyle çok pahalı ya da böyle aşırı şey yerlere gitmeyi çok sevmiyorum zaten. Annem de şey demişti dün hazırlanırken böyle çok özenmeye çalışıyorum hani ne giysem ne taksam falan diye. Annem de şey diyor hani sizi gören de Dolmabahçe'de yemeğe gidiyor zannedecek falan dedi. Ben de diyorum ki bir gün belki o da olur yani. Yani böyle Ankara'da zaten nerede ne yenir vesaire ben çok bilmiyorum. Neyse. Beni saat 4'te almaya gelecek. Saat şu anda 12.30. Yani ben saat 3.30 gibi işte makyaj falan yaparım. Bir saçımı falan tekrardan düzeltirim. Giyinirim falan. Hani Michael'da zaten gezdirmem gerekiyor. Ben şu anda kitap okuyorum. Tezer Özlü'nün Eski Bahçe, Eski Sevgi adlı kitabını okuma grubunda bunu okuduğumuz için. Böyle zamanın geçmesini bekliyorum bir bakıma da. O yüzden hani size en azından video ne amaçla videoya başladığımı da aktarmış olmak için aslında dünden değil, bugünden size bir giriş yapmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Görüşürüz sizinle hazırlanırken. Buna bir bak. Zeynep'in yanına geldim. Saçımı yapacak. Anne bak çıkarmıyorum. Bu kötü şartlar altında bile. Şimdi yarın video yeni başlattım bu arada. Açıklama yapmam lazım. Yarın annene maske çıkartmadan kanıtlamak için mi video çekiyorsun? Hayır ya. Ne? Yarın gideceğiz yani. Ha, bugünden başladım he. He. İşte şey. Takvim etiketi. Kendisi bana yalnız şey ayağımın 38 numara sanırım. Evet. Yani 39 giyiyorum ya. Özür dilerim 39 numara ev terliği almadığım için. Neyse işte yarın Tunç'la yıldönümü yemeğine çıkacağız. Toplayıp hangisiydi? Bir de Zeynep saçımı yaptı. Çıktım eve gidiyorum. Birazcık dalgalı olsun. Yani o dünlü saati çünkü çok güzel görünmüyor benim saçımla. Yüzümden dolayı belki de. Şimdi o yatınca daha oturacak saçım diye düşünüyorum. Selam. Bu şekilde görünmek ne kadar güzel bilmiyorum. Ben şu an feci kaşınıyorum. Bu kötü bir şey galiba. Gideyim ben bir yüzümü yıkayayım. Sivilcelerim çok kötü ya.
Kendime filtre kahve yapacağım. Dün bunu aldım marketten. Bu 225 gram. Bunun çok çok küçükleri 100 gramları falan 15-18 lirayken bu 35 TL'ydi. 3 çeşidi vardı. Ben orta çekimli aldım. Dün French press'te denedim. French press'te yaptığımdaki tadını çok beğenemedim. Ama bu sefer makinede yapacağım. Yani bunu bir fincan kadar bundan yapacağım. Bakalım makinedeyken tadı nasıl olacak. Bir de birazcık tarçın koyacağım içine. Buradan arkadaşıma selamlar. Çok güzel bir fikirmiş. Yani Türk kahvesine de tarçın koyun diyorlar. Geçen videoda da gösterdim. Türk kahvesi olarak da Kocatepe'nin Türk kahvesini kullanıyoruz. Selam. Size uzaktan nasıl gösterebilirim bilmiyorum ama yani İspanyol bir şey giydim. Yani İspanyol pantolon gibi böyle. Onun üstüne aslında bu etekli bir şeydi. Bunun yine bu şekilde bir eteği vardı. Ama bununla da böyle güzel oldu diye bunu giydim. Böyle de göstereyim. Yani ben saçımı toplu daha çok beğendim. Hani nasıl göstersem bu kıyafete. Hani ama annem açık bırak dedi. Turunç yola çıkmış. Şu saçımı en azından makyaj yaparken bir toplayayım. Aynayı da getirdim. Şimdi ben bir makyaj yapacağım. Yani bu kıyafete nasıl bir makyaj yapılır hiçbir fikrim yok. Üf, yemin ederim yani makyaj yapma işinden hiç hoşlanmıyorum. Yani burada mesela bakın bir sürü renk var. Ne yapacağım bilmiyorum. Yani umarım çirkin durmuyordur. Bitti. Bence çok kötü olmadı. Yakınlaşayım. Saçlarım da yani bence düzden bir tık daha iyi. En azından bu tür şeylere düzden ziyade hareketli saç daha çok yakışıyor. Ben de saçımı taradım. Şöyle. Şimdi sadece Tuncuk'un gelmesi kaldı. Hazırım. Asıl şey gibi olacak bu. Bunu açtıktan sonra kıyafetim böyle ortaya çıkıyormuş gibi. Neler aralarınız? Hiç gitmedim. Yok yani o civara gittim. Buradan çekme arkam şey gibi. Yani o civara gittim. Hayır. Lili'nin veterinerin orası. Atakule'nin o taraflar. Ben hiç gitmedim o taraflara. Okay. Yağmur'u aldım arkadaşlar. Yama'yı aldım. Bakmadım. Böyle yapayım. Oo, çok hızlı geliyor adam. Bekleyin. Ya. Çıkalım öyle konuşalım o zaman. Yola çıkayım. Ya gerek yok. Gidiyoruz. Oğlum beni... Twitter'a yazdım ben. Ne yazdın? Sen etiketleyip sen bugün beni date mi çıkarıyorsun? Valla öyle. Aydın'a da Twitter'a baktım çünkü görevmişim arkadaşlar. Atakule'nin yanındayız. Bir gün tepesinde de yeriz tabii diye düşünüyorum. O kolay iş. Ya ben manzarasını merak ediyorum aslında. Yemekten ziyade. Tunç kendisini riske atmak istemedi. Evet. Ben de buranın mantısı ama gerçekten ikonik bir şekli vardı. Keşke ilk halini çekseydim. Mantılar böyle bize doğru bakıyor. Pıtır pıtır görünüyorlar. İnsan ol artık orada. Bir önceki videodaki şeyden bahsediyor. Öksürme taklidi yaparken onlar tanıyor biri. Masada şekiller var da çok dikkatimi dağıtıyor biliyor musunuz ya? Yağmurun üzerine bir şey bulaşmış da o çok dikkatini dağıtıyor değil mi? Yanıma kız gelmiş diyor ki Tunç Bey diyor merhaba diyor çok da böyle resmi. Hani bu da orada falan yapıyor. Ben de orada bir şey anlatıyorum böyle ama falan diyor. Bir anda dedim, bir uyar yani. 180 derece dönüşünü izledik senin. Ama yüz ifadem bile değişti tebessüm. Yani böyle gidiyor. Afiyet olsun.
İyi ki doğdun Muzaffer. Afiyet olsun. Bitiremeyeceksin mi? Tamam. Yok, sen sevmedin belli ki mercimek köftesini. Arkadaşlar mercimek köftesini beğenmedi. Beğenmedi değil. Ben yemiyorum. Yedim ama bir tane. Kendi de daha doğrusu durup dururken acıktım dedi. Canım mercimek köftesi çekti dedi bir ara. Bir şey seviyorsan canım birden çeker. Benim öyle bir şeyim yok. Yo. Mesela açık açık söyleyeyim hani Ebrar hayatında hiç sushi yemedi. Durup dururken canım sushi mi çekti? Bir şey izliyordu ya da bir yerden görmüştü. Yurtta dururken canım sushi istedi dedi. Hatta ya da evde miydik bilmiyorum. Tadını bile bilmedi şey canınız çekirdek. Yorumlarda dedik. Ya bak şu şöyle canı çekebilir. Belki hani direkt sushi'yi görmek yerine onu yiyen kişinin iştahla yediğini görünce hani belki de karnı acıktı. Yani benim öyle bak. Sevgilim Güney Koreli insanların videosunu izliyorum ya ben. Onların vloglarını falan izliyorum ya. Orada şimdi bunlar böyle noodle'ların içine değişik değişik şeyler koyuyorlar. Onlara öyle bir hapur hapur yiyişleri var ki görmen lazım. Gece 3'te karnım acıkıyor. Senenler yiyen bir kadın dedi. O ne? Senenleri mi? Bilmiyorum. Kötü bir şey. Kertenkelenin daha böyle tatlı küçük halini yediği biraz sunuş gibi. Bir hani kurbağa bacağı yiyenleri gördüm de. İşte senenleri canlıyken ve sümük gibiyken kesiyor içine bir şeyler. Neyse buraları atla ben ne diyorum ya. Anlat. Yok. Onu mu yedi? Ben hiç rahatsız olmuyorum. Ben çok bir kafasındayım. Böyle şey olacak yani. İşte ekmek arası döner yer. Ne bileyim. Diyemedim ama anladınız işte. Böyle Türk yemeği, Türk usulü bir şey olacak. Dün bir tam ekmeğin arasına köfte koyup yedi. Tamam. Afiyet olsun. Ha. Ben cheesecake sevmediğim için Tunca dedim ki Starbucks vardır belki ya da bir kahveci oraya giderim dedim. Muhtemelen burası Atakule'nin oraya açılan mi yani muhtemelen. Zaten kule tabur gibi bir şey yazıyorum. Onun içindeki Starbucks'dayız. Size şimdi ortamı da göstereyim. Ben çok beğendim ortamı. Böyle şey gayet rahat ve teras bir alanı var. Hemen göstereyim. Daha şu arka taraflarda falan da var. Babaya gitti. Tuncu'yu bekliyorum. Bu Belçika çikolatalı pasta. Tunç Bey. Şimdi diyecekler adam restoran Starbucks'a getirmiş yine diye. Ama yani bir şey mi? Burası şey. Yanlış anlamadıysam zaten şurada şey kule tavır yazıyor. Bilmem Türkçe konuşur. O yüzden vazgeçtim ondan. Adam South Afrika'da. Güney Afrikalı sonra birisi C1 Türkçe biliyormuş. Baştan anlatayım. Anla. Oh. Rahatlat. Evet. Yine güldürdüm de dostlarım. Arkadaşlar ben bir site vardı. Tam ismini anımsamıyorum. İngilizce pratik yapmak için ders satın alacaktım. Şey konuşma üzerine yani. Seans satın alıyorsunuz, İngilizce sohbet ediyorsunuz. Bakarken bu South Afrika'da çok fazla eğitmen var. Fiyatları da daha uygun oluyor çünkü şey yani oradaki muhtemelen para birimine göre hep dolar bazında değerlendiriliyor sitede. Ama şey onlar hani kendi ekonomilerine göre tabii ki ücreti belirliyorlar. Ben de dolayısıyla oradan bakıyorum. Çünkü İngilizce ders alırken aslında siyahi biriyle almak istiyorum. Sebebini bilmiyorum bu arada. Yağmur'a da ilk defa söylüyorum bunu. Nedense siyahi bir kadınla İngilizce konuşmak istiyorum. Yani öyle bir herhalde şey, kendimi mecbur hissetmek istiyorum buna. Hani İngilizce konuşacak bir de yabancı bir prototip var ya karşımda. Neyse bakarken bir adama denk geldim. Saati 60 lira mı yani siteye göre gayet uygun. Adam İngilizce biliyor, İtalyanca biliyor, ileri advanced seviye yazıyor. İşte Fransızca biliyor. Sonra bir baktım C1 mi C2 mi Türkçe yazıyor. Ulan bizden dedim, daha iyi Türkçe dedim, konuşuyor. Kesin bizden daha iyi Türkçe konuşuyordur. Sonra dedim ki bunlar özel ders alsam bu adam dedim Türkçe konuşur. Hem ben para veririm hem adam benimle pratik yapar dedim. Şimdi Yağmur'la bir bayağı gibi. Karşılıklı. Ya yani C1 Türkçe ne demek yani anlıyor musun? Bayağı iyi işte gündelik her şeyi halleder. İşte ben B1 Türkçe. Sen A2 sevgilim ne B1 Türkçe? Yani hani Yağmur sana. Ya neyse sonra bir tane kadın buldum Amerika'dan. Şey
45 yaşında olabilir. Sen direkt Cambly senlik işte. Cambly'e uyuyor sen. Ya orayı seviyorum. Burayı koyma, sponsorluk verirlerse ileride sıkıntı yaşarım. Mekanını terk ediyorlar mı? Biz gidiyoruz diye bize mi haber ya veriyor? Ya bu şunun üzerine bir daha konuşur arkadaşlar. Sevgilimin bayağı hoşuna gitti konuşmam. Neyse bir kadın buldum. Kadın 45 yaşında, siyahi. Diksiyonu, hitabeti çok güzel. Konuşma hızı gayet yerinde. Tamam dedim bu. Fiyatı da uygun. Amerika fiyatlandırmasına göre gayet uygun. Ondan ders kaç dolar? Planlıyorum. İşte vlog kanalıma koyarım, görürsün. Alırsın. Hönkürdü. Dikkatini dağılıyor da o yüzden. Yine hönkürttüm seni. Hönkürttüm. Sen o Kamerunlu'dan sana Türkçe dersi satın almak lazım. Kamerunlu muydu neydi? South Africa'lı mı? Koji miydi? Koji miydi? Adı öyle bir şeydi ya. Ya bunlar bak şimdi sen o adama hadi hönkür. O adama hönkürme. Oha arkadan gelene var. Aha. İşte anlat hadi. Onu gördünüz mü? Abi Rus bu bildiğin. Ne o? Bu arka yemin ederim sevgilim dövse beni yere serer. İkimizi de serer. Ya, okay. Seni ben bundan kurtaramam. Gideceksen git de yeter. Neyse. Ya şimdi anlat hadi hönkürtmek kelimesini. İngilizce açıkla bakayım. Hani Cem Yılmaz Fundamental'da şunu söyle bak hadi yabancı birisine şunu anlat. Hadi benim ayağım taraklı de. Neydi o ya? Hadi ben bu poşetleri buraya koyuyorum, dönüp dolaşıp gelip alacağım. İngilizce bunu söyle diyor mesela. Hadi söyle. Makyajımı çıkardım. Çünkü kaşınmaya başladım. Göbeği bir bacağı patladığı için arkadaşlar fotoğraflarda onu düzenlemeye çalışıyoruz. Gel. Kitap aldım. Tunç da burada argo sözlükle eğleniyor. Ama çok öyle bildiğiniz argo değil yani. Aşırı güzel. Şunu okuyun var ya ölürsünüz gülmekten. Küfür falan ben değil. Yağmur'u arada hıyar ağası diyorum da. Ona baktı hıyar ağası. Geçen babam da bana dediydi ya. Hatta sen çok gülmüştün. Dediydi. Babam da bana hıyar ağası dedi. Bu abi arada kadına söyledim. DNR dedim çok karışık geliyor bize dedim. Aradığımızı dedim bulamıyorum dedim. Hatta arkadaş kitap evinde pat diye koymuş gibi buluyorum ya elimle. Kadın şey dedi, ben önceden orada çalışıyordum dedi. Orası evet dedi. Buraya göre daha şey diziyor dedi. Bunlar yayın evlerine göre diziyorlarmış. Mesela parayı veren düdüğü çalıyor işte bak, burada. Şunu diyeceğim sana. Yayın evine göre diziyorlar ya mesela. Ama hiç kitap evinde şöyle diziyorlar. Bir rafa yazarın tüm kitaplarını ve hangi yayın evlerine aitse onu koyuyorlar mesela. Yani o yüzden orada aradığın şeyi bulmak çok kolay yani. Burada böyle yayın evi falan ya bulamıyorum. Bir de rafların ne kadar renkli oluşundan da bunu anlayabilirsiniz. Yani burası benim için bulamıyorum. Her geldiğimde şey yapıyorum. Yani birisine mutlaka DNR'larken yardım istiyorum. Kendim bulamıyorum. Yağmur DNR'daki karışıklıktan yakınıyordu arkadaşlar. Onu dinlediniz. Çıkacağız. Zaten şey yani yan taraf falan karanlık yani ben zor görünüyorum bu telefonla. Dönüyoruz artık kahve içtik biraz yürüdük yamayla foto çekindik. Kitaba. Bana kitaba. Ben bugün de koyayım. Şimdi sen onu bilmediğin için gülemedin tabii sevgilim. Neye sevgilim? Bana kitaba. Üç tane dırzo oturuyor böyle piyano başında. Ha. Sütü seven kamyoncu bilmem. Neyse ya, sana ben onu açarım, bilirsin belki. Eymenler Park'a senle yürümüştük, hatırlarsın. Şeridin. Bunlar ne yapıyor ya? Çok iyi be. Vallahi bir şey değil mi? Bak koşmak vallahi ama şöyle bir durumda be. Koşmak. Hani başına gelmeyen kalmamış, evde artık bunalmışsın, bağıra bağıra diye aşağı koşuyorsun. Öyle düşüneceksin yani. Ben öyle bir şey... Bartın'da yapıyordum, koşuyordum.
Ama tabii bak buradan aşağı kendimi bırakmayı isterdim. Bugün çok güzel ama aynı zamanda çok da yorucu bir gündü. Eve geleli bir 3 saat falan oluyor. Hani evde yemek yedim. İşte Michael'ı falan gezdirdim. Annemlerle oturdum. Sadakatsiz dizisini ne kadar bozmuş olsa da hala devam ediyorum. Sadakatsiz izledim. Bu maymunla ilgilendim biraz. Öyle umarım siz de bu videoyu çok beğenirsiniz. Diyerekten şu kitaplardan birazcık size bahsedeyim. Şimdi biliyorsunuz ki benim zaten kitap okuma grubum var. Eğer düzenli kitap okumak istiyorsanız ve okuduğunuz kitapları insanlarla tartışmak istiyorsanız Instagram adresimi buraya yazıyorum. Buradan bana mesaj atarak okuma kulübüne katılabilirsiniz. Onun dışında benim Alıntılarla Yaşıyorum kanalında, yani Oğuz'un kurmuş olduğu okuma grubuna üyeyim. Ben şimdi 3 tane kitap aldım. Oğuz tüm kitapları zaten okunacak kitapları bulup PDF'ini bize atıyor. Ama benim gerçekten gözlerim çok ağrıdığı için ben yani e-kitap okuyucum olursa, ileride bir gün alırsam eğer, oradan okuyabilirim. Çünkü birkaç tane Tunç'la falan da gördük. Ekranı mat falan olduğu için zaten insanların gözünün yorulmaması için aslında ekranları o şekilde yapılıyor. Hani günün birinde belki onu alırsam kitap satın alma olayına ya da hani kitabımın mutlaka bulunmasını istediğim kitapları alıp okuduğum roman tarzı ve benzeri kitapları e-kitap okuyucudan okuyabilirim. Ay Mart ayı Türk kadın yazarlardan Tezer Özlü'yü okuduğumuz bir ay oluyor. Ama çok şanslıyım ki ben Tezer Özlü'yü 2 yıl önce keşfettim ve gerçekten tüm kitaplarını büyük bir ilgiyle, beğeniyle okudum. Hoş geldin. Tezer Özlü'nün kitaplarını çok beğenerek okudum. Oğuz da Oğuz yeni okumuş ve gerçekten çok beğendiğini söylüyor. Onun beğenmesine gerçekten ben de ayrı sevindim. Çünkü hani benim okuyup çok beğendiğim bir yazarı hani başka bir arkadaşım beğeniyormuş gibi hissediyorum. Psikoloji ayı olacaktı yanlış hatırlamıyorsam. Sanat ayı diğer aydı galiba ya. Kitapları erken alıp okumak bir bakıma iyi oluyor. Yani okumak istediğiniz diğer kitapları da okuyabiliyorsunuz. Videom aşırı birbirine giriyor. Neyse. İşte psikoloji ayı olarak hani ben de kendi okuma grubumda Oğuz bunu belirlemeden önce psikoloji kitabı okuyalım mı diye bir soru sormuştum. Herkes okuyalım falan dedi ve ardından şöyle bir şey yaşadık. Benim çok yakın bir arkadaşım bana bu kitabı önerdi. Ben de bunu okuyabiliriz diye düşündüm. Ve hem Oğuz'a bu kitabı önerdim. Kendisi de bu kitabı oylamaya koydu. Hem de kendi okuma grubumda ben bu kitabı oylamaya koydum. İki grupta da aynı kitap seçildi. Yani insanın anlam arayışı kitabından bahsediyorum. Viktor Frankl'ın. Kitapların hani bu kitap yani normal raf fiyatı 50 TL. İnternette de 45, 40, en düşükte 35 olarak hatırlıyorum. Yani yanlış hatırlamıyorsam. Nasıl desem, yayın evi, tek bir yayın evi bir kitabı basıyorsa ve kitabın çevirisi aslında o ülkede çok fazla yapılmamışsa, hangi yayın evi çıkarsa çıkarsın, kötü bir yayın evi de olsa, o kitap pahalı oluyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Muhtemelen bu kitap da öyle bir şey. Yani bunlarla alakalı ben yorumlarımı kendi hesabıma yazmaya planlıyorum. Yazamasam da mesela hikayelerde ufak ufak ne hissettiğimi belirtiyorum. Bunun yanında da işte Engin Gençten'in İnsan Olmak kitabı seçildi. O kitap bende vardı. Onu da daha önce okudum. Bir kez daha okuyup pekiştirip grupla tartışmak daha iyi, verimli oluyor. Sonrasındaki ayda sanat ayıydı. Sanırım bir de İran Edebiyatı vardı. İran Edebiyatı kitaplarını satın almadım. Küçük Arabalı okumuştum. O vardı. Onu hediye ettim birisine. Diğerini unuttum. Sanat kitaplarını alayım dedim.
Say Yayınları'nın şey serisini belki bilirsiniz. Hani herkes için diye. Hani herkes için sanat, herkes için biyoloji, herkes için tarih, herkes için felsefe, herkes için sanat. Herkes için fizik var mıydı hatırlamıyorum. Bu şekilde böyle hani bilirsiniz böyle bir üniversitede giriş dersleri hani 101 olarak veriliyor. Hani bu da sanat 101 olarak geçiyor. Hani bizim için sanata giriş olarak Oğuz iyi bir kitap olabileceğini şey yaptı. Bu seri de 50 TL. Bunu da 50 TL'ye aldım. Yani tüm kitapçılar da 50 TL doğal olarak. Bu kitapta dediğim gibi aslında böyle birazcık ders kitabı gibi hani içeriği size nasıl göstersem. Hani şöyle başlık başlık ayrılıyor buradan şekiller falan gösteriyor. Şu orta sayfasında renkli dergi sayfası şeklinde de böyle sanat eserleri falan gösteriliyor. Yani ilk bunu okuyacağım. Arınalı son zamanlarda hani geçmişte çok popüler olmayan ama günümüzde şu sıralarda popüler olan John Berger'in Görme Biçimleri adlı kitap seçildi. Bu kitap 32 TL Metis yayınlarını çıkarmış olduğu bir kitap. Mesela kapağı da böyle çok ilginçtir yani bu kitabın. Mesela şöyle arkasını göstereyim size. John Berger ile yapılan BBC televizyon dizisinden Görme Biçimleri. Bunu da sanat şey için olarak seçtiğimiz kitaplardan biri. Bu daha yani diğer kitaba göre bana daha dolu ve daha verimli, daha tarih kokan bir şeymiş gibi aslında geliyor. Bunu daha çok beğeneceğimi düşünüyorum. Ama ilk önce tabii ki Sanat 101'i okumayı düşünüyorum. Giriş niteliğinde olması açısından. Öyle. Bu üç kitaba da totalde yani internette alsanız daha uyguna gelir tabii ki. 131,5 ödedim. Öyle. Bugün de böyleydi. Aldığım kitapları da size göstermek istedim. Artık kapanış yapalım sizinle. Bu videoyu yattığımda yatakta editleyip kaydedip yarın da öğleden sonra saat 5 civarında falan kanala yüklemeyi düşünüyorum. Umarım beğenerek izlersiniz. Bizim için de ana olsun diye zaten çektim. Tunç da video çektiğini söylüyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.